Belirli bir yükseklikten düşen top, eğimli bir yüzeyde yuvarlanmakta olan bir top ve pürüzlü bir yüzeyde sağa doğru itilen ve giderek hızlanmakta olan bir kutu. Bana bu üç durumun ortak noktasının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu üç durum, sabit ivmeli hareket için verilebilecek örneklerdir. Birinci durumu ele alalım. Buradaki sabit ivme, yer çekiminden kaynaklanan ivmedir. Düşmesi sırasında topa etkileyen sabit bir kuvvet vardır. Bu kuvvet, sizin de bildiğiniz gibi G olarak adlandırılır ve topun giderek hızlanmasını sağlar. Topun başlangıçtaki hızı sıfırdır. Bu noktada hızı artmıştır. Buradaki hızı daha fazladır. Burada daha da fazladır. Bu duruma geçiyorum. Burada da eğik bir yüzeyde aşağı doğru yuvarlanan bir top var. Topa etkileyen kuvvetler arasında yine yer çekimi kuvveti var. Bu arada yer çekimi kuvvetini yatay ve dikey bileşenlerine ayırmayı da daha sonra öğreneceğimizi eklemek istiyorum. Burada da topa etkileyen sabit bir ivme söz konusudur ve bu da topun giderek artan bir hıza sahip olmasını sağlar. Son olarak burada ise kutu sağa doğru artan bir hızla itiliyor demiştim. Yüzey pürüzlü bir yüzeydi. Yüzeyin pürüzlü olması topa etkileyen bir sürtünme kuvveti olması anlamına geliyor. Sürtünme kuvvetinin yönü sola doğrudur. Not ediyorum, sola doğru etkileyen bir sürtünme kuvveti. Ek olarak kutuyu itmekte olan biri olduğu için bu kişinin de kutuya sağa doğru bir F kuvveti uygulamakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu kutu eğer sağa doğru artan bir hızla hareket ediyorsa ya da sağ yönlü bir ivme varsa, şu şekilde ifade edeyim, bir cisim üzerine etkileyen net bir kuvvet olması durumunda, başka bir deyişle buradaki F eğer sürtünme kuvvetinden büyükse, cisim sağa doğru artan bir hızla hareket eder. Anlaştık mı? Burada bahsi geçen ivme de sabit bir ivmedir. Evet, ekranda gördüğünüz 3 durumda da sabit bir ivme söz konusu. Sabit hızlı hareketin yanı sıra sabit ivmeli hareketi öğrenmemizin nedeni de budur. Serbest düşme senaryosunda eğik bir yüzeydeki bir harekette ya da birinin bir cismi pürüzlü bir yüzeyde cismin hızının giderek artmasını sağlayacak bir şekilde itmekte ya da çekmekte olduğu bunun gibi bir durumda, evet, bu üç senaryoda da sabit olan tek bir şey var. O da az önce söylediğim gibi sabit ivme. Şimdi yolda gitmekte olan bir arabanın bir kazayı önlemek için birden fren yapması senaryosunda arabanın lastiklerinin izi çıkar, öyle değil mi? Lastikler yolda iz bırakır ki buna fren izi de diyoruz. Arabanın buna rağmen kaza yaptığını düşünelim. Kazayı araştıran uzmanlar arabanın başlangıç hızını bulabilirler. Nasıl mı? Bu da sabit ivmeli bir hareket olduğu için. Fren yaptığınız anda lastikler ve yol arasındaki sürtünme kuvveti arabanın gitmekte olduğu yönün tam tersi yönde sabit bir ivme oluşturur. Ve sizin de gördüğünüz gibi burada da sabit ivmeli bir hareket söz konusu. Hızın arttığı ya da azaldığı ancak ivmenin sabit olduğu daha birçok örnek var. Burada ivmenin hızla aynı yönde ya da zıt yönde oluşu hızı etkiler. Bu tür durumları inceleyeceğimiz kinematik soruları çözerek bir cismin hareketiyle ilişkili değişkenleri daha iyi anlayacağız.